videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hazreti Hamza dendiği zaman gözümüzün önüne Anthony Quinn'in o hafızalara kazınan Çağrı filminde canlandırdığı cesur insan gelir. Gözünü budaktan esirgemeyen bir kahramandı. Elinde ok, sırtında yay ava giderdi. Namı diğer aslan avcısıydı. Bir gün av dönüşü amcası Hazreti Muhammed'e kötü davranıldığı haberini aldı. Haksızlık karşısında susan biri değildi. Yerinde duramadı. Belki yüzlerce insan içinde gidip Ebu Cehil'e meydan okudu. Haddini bildirdi. Sonra da gidip Müslüman oldu. İslam dünyasının en dramatik sahnelerinden biri Hazreti Hamza'nın şehit edilmesidir. Yenilmez savaşçıydı Hamza. Bu bilindiği için Uğuz Savaşı'nda Habeşli bir köleye özel görev verildi. Vahşi isimli kölenin mızrağıyla şehit oldu. Onu öldürten Hind'in emriyle kalbi çıkarıldı. Vücuduna zarar verildi. Bu tarihi olayı okuyan ya da Çağrı filminden izleyen milyonlarca Müslüman gözyaşı dökmüştür. O yüzden Medine'ye gelenlerin görmek istediği yerlerin başında Hazreti Hamza'nın kabri gelir. Ama göremez. Çünkü Suriye Arabistan'da mezar yerleri belli değildir. Hazreti Hamza Uğuz Savaşı'nda şehit olan 70 sahabe ile birlikte yatıyor. Ziyarete gittiğinizde gördüğünüz tablo şu. Etrafı demir parmaklıklarla çevrili dikdörtgen bir alan. İçerinin görülmemesi için buzlu cam yapılmış. Ziyaret edilmesi istenmiyor ama dinleyen kim? Camların bir bölümü kırılmış. İnsanlar dua ediyor, fotoğraf çekiyor. İçeride tek belirgin yer Hazreti Hamza'nın yattığı söylenen bölüm. Etrafı briketle çevrilmiş. Baş tarafına taş konmuş. Hepsi bu. Sadece Hamza'nın mezarı değil, hemen yakınında 10 bin sahabenin yattığı söylenen Cennetül Baki mezarlığı denilen yer boş tarlaları andırıyor. Kimin mezarı nerede belli değil. İsimler de yok. Demir parmaklıklarla çevrili toprak bir alan. Bu mezarlıkta İslam halifesi Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, peygamberin eşi Hazreti Ayşe dahil peygamberin dost ve yakınları olan insanlar yatıyor. Osmanlı döneminde peygamberin yakınları ve diğer sahabeler için yapılmış türbeler vardı. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde bu yapıların yıkıldığı biliniyor. Resulullah aleyhisselam Uhud şehitleri hakkında şöyle buyurmuşlardır. Bunların Allah katında şehit olduklarına şahit ederim. Gelin ve onları ziyaret edin. Allah'a yemin ederim ki kim onlara selam verirse onlar da kıyamet gününe kadar selam verenin selamına karşılık vereceklerdir. Attaf bin Halid, tabi'in sonrası neslin hadis ravilerindendir. Şöyle bir haber vermiştir. Teyzem bana dedi ki, bir gün bineğime binip Uhud şehitliğine ziyarete gittim. Orada bir süre namaz kıldım. Hazreti Hamza'nın kabrinin yanındaydım. Civarda seslenen veya seslere cevap veren kimse yoktu. Yalnız bineğimin yularını yutan bir çocuk vardı. Namazımı tamamladıktan sonra elimle kabre doğru işaret ederek Esselamu Aleyküm dedim. O anda yer altından selamına karşılık veren bir sesin geldiğini işittim. Allah'ın beni yarattığını nasıl biliyorsam, geceyle gündüzü nasıl biliyorsam bu hadiseyi de öylece biliyorum. Selamın karşılığını işittiğim zaman bütün tüylerim ürperdi. Siyer ve hadis kaynaklarında anlatıldığına göre Ebu Süfyan oğlu Muaviye Ra'nın halifeliği zamanında Uhud civarından su çıkarılmasına lüzum görülmüştü. Uhud'da şehit kabirlerinin bulunduğu yer dışında su akıtma imkanı olmadığını halifeye yazdılar. Muaviye Hazretleri de şehit kabirlerinin açılıp içindekilerin başka tarafa nakledilmesini bildirdi. Medine halkı Uhud'da şehit cenazesi olanların hazır bulunması ilan edildi. Orada Amir bin Camu ile Abdullah bin Amr'ın müşterek kabri açılınca cesetlerin hiç bozulmadığı görüldü. Abdullah bin Amr haram, şehit olunca elini yaralı yüzüne bastırdığı halde görülmüştü. Yeni kabrine konulurken eli yarasından çekilince yüzü kanamaya başlamış, eli tekrar yarasına konulunca kanaması kesilmiş. Kabir açma sırasında Hazreti Hamza'nın ayağına demir küreğin ucu değince ayağından kan akmıştır. Uhud şehitlerinin kabirleri ilk gömüldükleri zamandan 46 yıl sonra açılmıştı. O sırada ortaya misk kokusu gibi bir koku yayılmıştır. O mübarek şehitler uyuyan canlı insan gibi omuzlara alınarak yeni kabirlerine taşınmışlardır. Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi, sonradan Müslüman olmak istediğini fakat şirk yapanların, katillerin ve zinakarların azaba uğrayacağı şeklindeki ayetlerden korktuğunu iletir. Vahşi'nin hakkında 3 ayet arka arkaya iner. Belli bir zaman içinde olay şöyle gelişir. Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimizin amcası
Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi Resulullah Efendimiz'e ben Müslüman olmak istiyorum ama Kur'an'da ve onlar ki Allah'ın beraberinde diğer bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız katleylemezler ve zina yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar. Furkan 6. Ayeti beni İslam'dan men ediyor. Zira ben sayılan bu üç günahın hepsini yaptım. Benim için bir tövbe imkanı var mı? Diye Mekke'den bir mektup yazdı. Bunun üzerine Furkan suresinin ve her kim tövbe edip de salih amel işlerse o muhakkak Allah makbul olarak döner. Mealindeki 71. ayeti kerimesi nazil oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi Vahşi'ye yazıp gönderdi. Vahşi, bu ayette iyi amel yapma şartı var. Ben iyi işleri, amelleri belki yapamayabilirim. Başarılı olabilir miyim bilmiyorum diye bir mektup daha yazdı. Bunun üzerine doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını marifet etmez. Ondan birisini dilediğine marifet buyurur. Mealindeki ayeti kerime nazil oldu. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi de Vahşi'ye yazdı. Vahşi tekrar bu ayeti kerimede Allah-u Teala dilediğine marifet eder şartı var. Allah beni bağışlamayı diler mi, dilemez mi bilmiyorum diye yazınca ey nefisleri üzerinde israfta bulunmuş kullarım Allah'ın rahmetinden yese ümitsizliğe düşmeyiniz. Şüphe yok ki Allah günahların hepsini marifet eder. Muhakkak ki o çok gafur ve rahimdir. Zümer suresi ayet 53 mealindeki ayeti kerime nazil oldu. Resulullah Efendimiz bu ayeti kerimeyi de Vahşi'ye bildirdi. Vahşi bu ayeti kerimede hiçbir şart bulamadı ve Medine-i Münevvere'ye gelip Müslüman oldu. Hazreti Hamza gibi bir insanı şehit eden bir köleye insan olduğu için verilen değer. Bu kişi hakkında tam 3 ayet iniyor ve Hazreti Peygamber Vahşi'ye engel olmuyor, olamıyor. Çünkü vahiy inince aradan perdeler, aracılar ve talepler kalkar. Yüce Allah konuşur, emreder. Bu olaydan sonra Vahşi bizim için Hazreti Vahşi'dir, sahabidir, saygıyla anılır. İşte bu kadar. Ötesi yok. Bu olay insanlık için başlı başına bir ibret vesikasıdır. Hazreti Hamza nasıl Müslüman oldu? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan almış olduğu ilk vahiy ile birlikte insanları Allah'ın dinine çağırmaya başladı. Tek kurtuluşun Allah'a yönelmek olduğunu, çirkin işlerden arınmanın kurtuluş olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimizin insanları İslam'a davet ettiğinde ilk olarak Hazreti Hamza Efendimiz'e inanmadı ve Müslümanlığı reddetmiştir. Hazreti Hamza avcılık ile uğraşıyordu. Bir gün avı bittikten sonra dönüşte Peygamber Efendimiz ve yanındakilerden hakarete uğradığı görmüştü. Efendimiz'e hakaret eden amcası Ebu Cehil idi. Abdullah'ın cariyesi Hazreti Hamza'ya Ebu Cehil'in Peygamberimize yapmış olduğu hakaretleri ve diğer olayları da anlatır. Hazreti Hamza bunu duyduktan sonra kardeşi Ebu Cehil ve yanındakilerin arasına dalar. Ebu Cehil'in başından yaralar. Daha sonra Ebu Cehil'in yanındakiler Hazreti Hamza'ya karşı koymak isteyince Ebu Cehil yanındakilere dönerek dokunmayın, Hazreti Hamza'nın hakkı vardır. Çünkü ben onun biraderzadesine çok hakaretler ettim demiştir. Yanındakilere tekrardan dönerek Hamza'ya bir şey yapmayınız. Eğer ona bir şey yaparsanız bu öfkeyle gidip Müslüman oluverir demiştir. Ebu Cehil bu durumdayken bile kötü düşüncesini eksik etmemiş ve yandaşlarına bu fikrini iletmiştir. Hazreti Hamza Ebu Cehil ile yaşadıklarını anlatmak için Peygamber Efendimizin huzuruna gelir. Ona Ebu Cehil ile yaşadıklarını anlatarak Efendimiz'i teselli etmek ister. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'ya kendisine iman etmesi ve Müslüman olmasını ister. Hazreti Hamza burada Müslüman olmaya karar verir ve Efendimizin eşliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Hazreti Hamza Müslüman olduktan sonra İslam için birçok savaşa katılmıştır. Hazreti Hamza Bedir Savaşı'nda da yer aldı ve savaşın kazanılmasında büyük fedakarlıklar göstermiş oldu. Rivayetlere göre Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza'nın olması Müslümanlara büyük avantaj sağlamıştır. Hazreti Hamza yaşamı boyunca savaşmayı çok iyi biliyordu. Avcılıkla uğraştığından dolayı çok iyi bir nişancı ve avcıydı. Dolayısıyla Hazreti Hamza İslam'ı seçtikten sonra Müslümanlar savaşlarda daha kuvvetli hale geldi. İslam'ın yayılmasında etkili bir güç olmuş oldu.